bu alttaki bizim aktif slider'ımızı ve slider sayımızı gösteren kısma bakalım. Yani bu LED kısmına bakalım. Bunun için ne yapabiliriz? Şuradan Dreamweaver'a gelelim. Dreamweaver'dan sitemizin analizini bir explore edelim, açalım. Coin'e girelim. Coin'den de images'in içinden bir bakalım. Images'in içinde değil. CSS'ye bakalım. CSS'de de değil. GC'de var mı? Yok. Peki bu resimler nereden alıyor? Hemen bir bakalım. CSS'le de oluşturulmuş olabilir. Evet, bakarsak CSS'le oluşturulmuş. Gayet güzel. Satır 31'deymiş. Şöyle yapalım. Style CSS Open as Printed Files diyelim. Ve satır 31'e bir bakalım. WebKit Linear Gradient oluşturulmuş. Bize gradiyanta gerek var mı? Bence gerek yok. Şöyle yakınlaşalım. Background şunları bir kaldıralım. A dediği aktif olmayan slider'lar. Aktif olmayan slider'lar bizde siyah. Hemen gelelim 00 diyelim. Ctrl S diyelim. Daha sonra box shadow var burada. Border radius. Şu background linear gradyantları kaldıralım tekrar. Ya burada linear gradyant da verebilirsiniz yine. Örneğin gelelim. Bunlar burada kalsın. Siyahtan bizim buradaki kırmızımız neymiş bir bakalım. Direkt sade bir kırmızı. Şimdi şunun hepsini kopyalayalım. Şöyle tek tek hepsi için yapıştıralım. Burada bakarsak WebKit Browser demiş. Bu tarayıcılar arasındaki farklılıkları gidermek için yazılmış. Background color. Burada 0 0 0 olsun. Şimdi bir bakalım durum ne olacak. Evet, şöyle bir geçiş elde ettik. Bir de bunlarda box shadow hangi renk olsun? Box shadow da kırmızı olsun. Box shadow'un rengi de buradan geliyor. Bakarsak box shadow demiş sadece. Şimdi bakalım. Box shadow kırmızı. Bir de burada border var. Border'umuz da siyah olsun. Şimdi F5 diyelim. Evet, şu an siyah border'umuz doldu. Tasarımıza daha yakın bir görüntü elde ettik şu anda. Peki bu bullet şu kısım bakarsak CS Buttons Games demiş. Ve buradan left'ten %50 margin left eksi 65 de, denilmiş. Position relative denilmiş. Biz bunun CSS'ini değiştireceğiz. Bakarsak tasarımımızda bu float right denilmiş. Yani sağda olmuş. Hemen gelelim bunun için bakalım ne yapabiliriz. Burada float left'i kaldırırsak CSS buttons float, hemen buradan deneyebiliriz aslında. Float right desek bakarsak şu an gitti, kayboldu. Left'ten %50 margin left eksi 65 position relative, bunları bir o zaman biz bir kaldıralım. JavaScript dosyamıza gelelim ve bu sefer cs-buttons'u arıyoruz. cs-buttons bakarsak istediğimiz yeri bulduk.
Burada left demiş. Biz buna float right dersek ne olacak? Bir bakalım. Float light right dedik. Şimdi F5 diyelim. Evet. Şu anda gayet iyi. Peki bu ikisinin arasında şöyle bakarsak şurası hangi divmiş? Divide Games. Games divi nereden gelmiş? Ona bir bakalım. Index HTML'e bakarsak Divide Games buradan geldi. Peki tasarıma bakarsak bu ikisi arasında bir fark, ayrı bir alan var. Şöyle bir çizgi yapılmış. Bakarsak bu şekilde bir çizgi var. Bunu nasıl yapabiliriz? Ona bakmak lazım. Şimdi add class each coin slider navigation. Navigation demiş. Burada CS buttons nerede başladı? CS button. Bu ikisinin arasında bizim bu divi yerleştirmemiz lazım. Nasıl yapabiliriz? Şuradan bakarsak bu CS buttons. CS buttons games. Bunu da bir sonraki derste yaparak devam edelim.